bu aralar okuduğum bir takım kitaplar var. Özellikle mesleğin geleceğine dair kitaplar okuyorum. Future Practice diye bir kitap okuyorum. Big Data okuyorum. Yani birebir mimarlıkla, Future Practice mimarlıkla ilişkili. Ama Big Data dolaylı olarak ilişkili. Birleşim biçimlerine çok bakarım. Mesela parçalar arası bir araya gelme biçimleri. Örneğin trafikte gidiyorsunuz günlük hayatta. Önünüzde bir araba duruyor. Oradaki kırmızı far arabanın bütünüyle nasıl ilişkilenmiş? Onlara dikkat ederim. Diğer bir arabada nasıl ilişkilenmiş? Daha çok ilham kaynağı olarak bir mimar kültürü var tabii. Onun dışında günlük hayat diyebilirim. Günlük hayattaki etrafta olası her şeye bakarım. Yani onların birbiriyle olan diyaloğudur genelde esin kaynağı. Ve işte kitaplar, iyi mimarlar, sanat. Ama daha çok günlük hayat diyebilirim. '87 yılında işte ODTÜ'ye girerek mimarlığa kazandım. Orada birinci tercihimdi. Ondan sonra ilk başta çok yadırgadık çünkü mimarlık eğitimi gerçekten dünya görüşünüzü baştan sona değiştiren bir eğitim. Özellikle ODTÜ'de öyle. Bu Orhan Pamuk'un dediği gibi bir kitap okudum, hayatım değişti aslında. Psychology of Building, hatta masamdadır. Orada biraz bir kişinin bir evi nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Çok böyle basit bir mantıkta, lineer kurguda bir evi işte duvarları kaldırıp birbirini ilişkilendiriyor. Onun üzerine bir değişti yani mimarlık olmuş gibi. Öyle başladı aslında. Yani kendi adıma yaşam biçimi ama onun dışında kenti etkileyen, insanı etkileyen, görsel bir sanat olduğu için çoğunlukla ve teknik bir sanat, hem işin içinde matematik olan hem sıkılmadan yapabileceğiniz bir meslek. Sürekli değişken, o yüzden hiç böyle bir tekrar etme durumuna pek sokamadığınız bir meslek. Birçok proje var ama Ankara Arena işlerinde biraz daha ilginç olan olabilir. O çünkü bir milli meseleydi aynı zamanda. Çok kısa bir süre kalmıştı ve dünya şampiyonası için yapılacak bir salondu. Ve FIBA'nın kontrolörlerinin ülkeye bir takım şeyleri oldu, tehditleri oldu. Dediler ki işte 50 sene sizi müsabakalardan, tüm spor müsabakalarından men ederiz gibi bir takım böyle yani bu işin bitirilme zorunluluğu vardı. Onun için biz ofisi deyim yerindeyse kapattık ve böyle 3,5 ayda sıfırdan böyle bütün projeyi çizdik. Enternasyonel bir salondur, çok amaçlı bir salondur. Turuncu ev önemlidir çünkü bakış açımızı yani mimariye yaklaşımımızın ilk fitili aslında o evin diyagramlarında ateşlenmişti, öyle söyleyebilirim. Bir esnek sistem tasarımı fikrimiz var. İlk olarak işverene sunduğumuz ilginç bir projedir. Çünkü biz evin son halini, bitmiş halini konsept olarak nasıl bir şeye benzeyeceğini sunmayıp bir diyagram sunmuştuk. O diyagram beğenildi. O diyagram da benim tezimin de bir devamı aynı zamanda. Eşimin de ekoloji üzerine tezi var, ödülü. Onun da bir çeşit, onunla da ilişkili, o da sistem ekolojisi üstüne tezi var. O da unutulmaz diyebilirim. Çünkü ondan sonraki bütün projeler o fikir üzerine, onu geliştirerek devam ettiğimiz projeler. Mimaride üretim biçimi birazcık değişecek. O da şöyle, daha fazla takım çalışması, daha fazla endüstriyle daha yakın ilişki olacak bana sorarsanız. Daha çok aktörün birlikte ürettiği projeler olacak ve daha fazla bilgi bazlı olacak. Örneğin işte bir evin cephesini veya o evin su basma riski olan bir evin yerden yüksekliğini, miktarı mimarın kendi böyle deneyimi, tecrübesine değil bir takım nümerik verilere
dayanarak yapılacak. En önemli fark bence burada olacak. Daha fazla bilgi bazlı, daha fazla değer ve daha çok aktörlü bir üretime doğru bence evrilecek. Mimarın tanımı da bana göre o anlamda bir parça değişebilir diye açıkçası düşünüyorum. Çok ilerledi diyebilirim. 10 senedir, çok büyük, 15 yıldır çok fazla üretim var. Dolayısıyla çok antrenmanlı aslında mimarlar. O yönden bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Uluslararası arenada birçok ödül alma durumu da var. O yönden Türk mimarlarının sesi çok daha fazla uluslararası alanda çıkıyor. Birçok yabancı yayında yayınlanıyor Türk mimarlarının eserleri. Ancak dünya ile karşılaştırdığımızda şöyle bir mesele var. Henüz bilgi bazlı hale o kadar gelemediğimize inanıyorum. En azından biz kendimiz açısından söyleyebilirim. Mesela bazen İngilizlerle, Hollandalılarla bir takım projeler yürütüyoruz. Orada bir tasarımı aynı zamanda istatistikle, bir takım uluslararası verilerle destekleyerek yapıyorlar. Böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Knauf öncelikle dost bir firmadır bizim için. Bizim birkaç dost firmamız vardır. Niye derseniz Knauf'un sahibinin evini yapmakla hayatımız başladı, tanıştık. Ondan beridir bir dostluğumuz sürüyor. Ayrıca profesyonel bir firmadır. Herhangi bir ülkeye gittiğinizde onu kullanabilirsiniz, bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Sürekli bir firmadır. Bir de diyaloğu iyi bir firmadır. Birçok arkadaşım var Knauf'un içinden. Diyalogda olabildiğiniz bir firmadır. Güler yüzlü gelir bana genel olarak. Akustik denince aklıma mesela ilk Knauf gelir. Onun dışında birçok yeniliğe açık bir firmadır. Bir de sistem peşinde olan bir firma olduğu için Almanlarla bizim başka çalışmalarımız da var. Benim bir aydınlatma danışmanım var. O da öyle sistemci birisidir. Biz de sistemci ikimiz. O yönden de çok öğrendiğim bir firmadır.